Ester, niye kıvranıyorsun sen? Dilinin altında ne var senin? Sultanım, canınızı sıkmak istemiyorum, lakin söylemesem de olmaz. Silah dara bir müddettir yakında bırakıyordu bana. Konağıma gelip gidiyordu. Ne sebeple? Ağzımdan laf almak istiyordu. Belli ki. Yani niyetini anladım tabii. Onu göz hapsinde tuttum. Gizli bir işi var mı, öğreneyim diye. Var mıymış? Nasıl desem bilmiyorum. Silahdar ağanın gizli bir münasebeti varmış. Atike Sultanımızla. Dışarı çıkın, yalnız bırakın bizi. Validem, ne oldu? Bunu asıl sen söyleyeceksin Atike. Gizli bir münasebetin varmış, doğru mu? Hayır. Zinhar, böyle bir şey yok validem. Nereden çıkardınız bunu? Bak, bunu sana bir daha sormayacağım. Hakikati söyle bana. Silahdarla aranda bir şey var mı? Yok. Bir şey yok validem. Yemin ederim yok. Kim uyduruyor bu yalanları? İnşallah doğru söylüyorsundur. Yoksa ben sana ne yapacağımı biliyorum. Ağalar! Gever Han'ı çağırın çabuk. Validem, beni çağırmışsınız. Hayrolsun. Evlatlarımın hepsi beni tek tek hayal kırıklığına uğratıyor. Kulağıma bazı laflar çalındı silahdarla alakalı. Silahdar mı? Atike ile aralarında gizli bir münasebet varmış. Senin haberin var mı? Nereden çıktı bu validem? Kim uyduruyor böyle şeyleri? Yok böyle bir şey. Emin misin? Eminim. Böyle bir şey olsa ben bilirdim. Atike benden hiçbir şeyini saklamaz. Hem böyle bir şey mümkün mü? Âlâ. Zira böyle bir şey mevzu bahis dahi olamaz. Silahlara değil kızımı, günahımı bile vermem. Ağlar. Atike. Nereden biliyor validem? Kim söylemiş? Benim bir tahminim var. Ester. Kesin o söyledi. Ester mi? Ester nereden biliyor? Sabah karşılaştık. Silahlardan uzak durmasını söyledim ona. Yoksa valideme söylerim dedim. O da aklınca kendini kurtarmak için beni ateşe attı. Ama ben bunun hesabını sorarım ondan. Atike, hiçbir şey yapmayacaksın. Yaptığın zaman neler oluyor gördün. Silahlardan da, Ester'den de uzak duracaksın. Anladın mı? Ağlar.